Evet arkadaşlar, bugün akvaryumda iç filtre temizliği yapacağız. 1 metrelik akvaryumumuz var. İç filtremiz var. Eheim marka. 3 kademeli. Şimdi onu sökerek yapacağız. Öncelikle burada elektriksel bağlantılarımızı çıkarmamız lazım. Bunları çıkarttıktan sonra banyoya götürüp temizliğimizi yapalım. Evet, şurada fişimiz hangisi? Motora giden fişimizi çıkarttık. Evet, motorumuz sustu. Evet, önce kapağımızı alalım. Evet, tasımızı hazırladık. Tutarak. Şöyle gösterelim filtremizi. Evet arkadaşlar. 3 parça demiştik. Önce kafa kısmını söküyoruz. Sonra teker teker söküyoruz. Ben bunların üçünde de bu şekilde sünger filtre vardı. Bu sünger filtreyi ben görüyorsunuz kiri leş gibi olmuş. Bunu 3 sünger filtreyi söktüm. Onun yerine toplarımız var, böyle beyaz top, su düzenleyiciler. Bir de kuru gendenin bir maddemiz var. Bunu özellikle tavsiye ederim. Çok etkili bir madde. Suyu berraklaştıran asıl malzeme bu. Bu şu anda görüyorsunuz biraz kahverengileşmiş. Bunu aşağı yukarı 15-20 gün, bir ay çıkarıp temizliyorum ama 6 ayda bir veya 3-4 ayda bir diyelim. Bunu çamaşır suyuna yatırıp temizleyebilirsiniz. Yani daha da temiz bir görüntü alıyor. İşte beyaz oluyor, siyahlık giriyor. O şekilde kullanabilirsiniz. Evet, şeyin kirliliğini görüyorsunuz. Evet, şuradan beyaz toplarımızı bunun içine koyalım. Şöyle. Evet, temizlemesi daha güzel oluyor. Bunlar da yani suyun dengesini sağlayan, içindeki pisliği görüyorsunuz. Yosun, pislik, şuru ne ararsanız var. Bunları kaç kere temizlediğiniz zaman aranır. Karışı kuru gelince atalım. Bunlar internette satılıyor. Bu şekilde dağılmamız için bir bezin içinde geliyor. Bu 100 mg dedikleri 60 gram civarında. Ben dış filtre kullanmıyorum. Eğer siz de iç filtreyle bu işi götürün diyorsanız kesinlikle böyle malzeme almanız lazım. Yoksa bu süngerler, mesela bende 3 tane ama bu süngerler temizlemeye yetmiyor. Bu işi kuru gen tek başına hallediyor. Evet, tekrar şu şeylerimizi, toplarımızı koyduk. Evet, diğer gösterelim. Ben bunu 3 kademe filtremizin 3. kademesine topları koyuyorum. Kalanları da koyalım. Biraz şuradan ekleyelim. En altta şu altı kapalı kutuyu. Altı kapalı olalım. En altta koyalım. Burada bir şey kalıyor. Onu da kuru gene koyduktan sonra yanlarına
destek için koyuyorum. İyice yıkıyorsunuz. Bunlar da şöyle kenara. Hala görüyorsunuz süngerden gelen kiri. Kahverengi bir kir. Bu deterjanla falan yıkamanıza gerek yok. Böyle sıcak suyla iyice yıkayabilirsiniz. Bunu gene de iyice yıkayın. Normalde ben 15 gün önce temizlemiştim. Bu 3 ay olunca bunu bir tasın içine şöyle koyarak içine belli bir miktarda yarım çay bardağı çamaşır suyu koyup suyla beraber 2-3 saat bekletirseniz bembeyaz oluyor. Dediğim gibi purigen çok önemli bir şey akvaryumda. Kullanırsanız akvaryumunuz bembeyaz olur. Evet, şimdi bunu da yerleştiriyoruz şöyle purigenimizi. Yerden bunu yıkamaya devam edelim. Biz de bastırdık arkadaşlar. Geriye kalan toplarımız vardı. Onları da bu şekilde koyduk. Bunu da kenara koyalım. Sünger tekrar iyice yıkayalım. Evet, siyahlığı gitti. Bunu da koyduktan sonra en son lütfen geri kalan kısmını temizliyorum. Eheim marka bir filtremiz var. 6 watt. 220 watt, 6 watt. Yani wattı düşük olduğu için enerji tüketimi de az. Yukarıdan hava alma kısmı. Hava da yüklü aynı zamanda. Şunu da tekrar ayırabiliyorsunuz. Komple parçalayabiliyorsunuz. En son filtremiz var. Havayı vermeden önceki filtre. Onu da şu şekilde hemen açalım. Görüyorsunuz bu da leş gibi olmuş. Akvaryumun aşağı yukarı 25 balığımız var. Bir tane kerevitimiz var. Önceki videoları seyrettiyseniz zaten görmüşsünüzdür. Biraz yoğun bir kalabalık bir akvaryumumuz var. Ama bu filtremiz hiçbir sıkıntı yapmadan akvaryumu temizliyor. Çünkü dış filtre koyduğu zaman yer sorunu oluyor. Yani onu kullanmamak için böyle bir çözüm buldum. Ve kendim de dediğim gibi filtrelere de purigen olsun, ne bileyim beyaz toplarımız olsun, süngerlerimiz olsun bu şekilde yapıyoruz. Bunların diziliş sırası da en üstte purigenli olan filtremizi koyuyoruz. Çünkü çekiş daha burada yoğunluk olduğu için buradan çekecek sistemi suyu. Onun bir altına ana filtremizi unuttuk. Önce ana filtremizi koyalım. Ondan sonra purigenimizi koyalım. Sonra ne yapıyoruz? Süngerimizi koyuyoruz. Ondan sonra en son beyaz toplarımız var. Beyaz toplarımızı koyduk. Evet. Şimdi gidelim bunu akvaryuma takalım. Evet. Filtremizi getirdik. Yerine yerleştirdik. Hortumu yukarıda olacak şekilde bağlıyoruz. Havamız alsın oradan. Evet, görüyorsunuz. Şöyle dursun. Şeyimizi de tekrar yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirelim. Evet, en son işimiz bitince elektriğe takacağız ama tabii şeyimiz kaymış biraz. Yerinden çıkmış kerata. Hemen düzeltelim onu. Evet, şimdi oturdu. Evet. Son kontrollerimizi de yapalım. Sıkıntı çıkmasın. Hortumlarımız. Evet, bunu da şuradan
geçirelim. Havasını da taktık. Kabloları da şöyle geçirdikten sonra güzelce bir araya toplayıp bağlayalım. Evet, şimdi sistemimiz hazır. Ne yapıyoruz? İşimiz bittikten sonra artık hava motorunun fişini takabiliriz. Evet, sistem çalıştı, görüyorsunuz. Ağzında hafif pislik vardı, onu attı. Evet. Bu şekilde fitlerimizi temizleyebiliriz. Dediğimiz gibi şu anda tekrar biraz sonra 3-4 saat içerisinde içeriği tertemiz yapar. Arzu ederseniz 2 haftada bir dip temizliği de hortumlu yapabilirsiniz. Ama iç filtre kullananlar için özellikle bir ay geçirmeyin, filtrenizi temizleyin. Ben 15 günü, 20 günde bir temizliyorum. Daha da temiz ve berrak oluyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olarak diğer videolarımızı takip edebilirsiniz.